Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarifle geldim arkadaşlar. Hünkar beğendi. Yöresel yemeklerimizden, Osmanlı mutfağından Hünkar beğendi. Bu kez tarifimi sizlerle videolu olarak paylaşmak istedim arkadaşlar. Ben et olarak dana bonfile kullandım. Sizler dilerseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Malzeme listemi info kısmına da ekleyeceğim. Açıklama kısmından malzeme listeme ulaşabilirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerim. Yaklaşık 400 gram dana bonfile kullandım. 1,5 baş soğan, 2 diş sarımsak, 3 tane domates, 4-5 tane kör biber, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, zeytinyağı, 1 yemek kaşık domates salçası, 1 yemek kaşık tereyağı ve 1 bardak su. Evet. Şimdi et sotemizin yapılışı. Beğendi tarifini arkadaşlar sizlere daha sonrasında vereceğim malzeme listesini. Karışmasın diye. Şimdi ilk etapta et sotemizin tarifini veriyorum. Yemeklik doğradım. Eti, soğanı, sarımsakları önce hazırladım. Daha sonra tencereme biraz zeytinyağı ilave ettim. Soğan ve sarımsağı aldım. Hafif rengi sarıya dönene kadar kavurdum. Yaklaşık 1 dakika sonra hafif rengi sarardı. O diriliği öldükten sonra hemen yemeklik doğradığım dana bonfileleri de ilave ettim. Yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavurdum. Kavurduktan sonra 1 yemek kaşık tereyağını ilave ettim. Tereyağında da devam kavurdum arkadaşlar. Yağımız eriyene kadar, böyle hafif renk alana kadar kavurdum. Etlerimizin rengi alana kadar. Daha sonra yeşil biber, domates, onları da bir taraftan doğradım, hazırladım. Şimdi doğramış olduğum yeşil biberleri de ilave ediyorum. Bunları da kısa bir süre kavuruyorum. Daha sonrasında yaklaşık bir yemek kaşığı kadar domates salçasını ekleyip devam kavuruyorum. O kokusu çıksın, çiğ kokusu çıksın ve daha lezzetli olsun diye kavuruyorum. Evet, kavurduktan sonra domateslerimi ilave ediyorum. Baharatlarla lezzetlendireceğim. Ben baharat olarak tuz, kırmızı toz ve karabiber ve kekik kullandım. Miktarını damak tadına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 1 çay kaşığı kekik kullandım. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Tuz yaklaşık 1,5 çay kaşığı. Kırmızı toz biber de yaklaşık 1 çay kaşığı kadar kullandım. Daha sonrasında yaklaşık 1 su bardakta ılık su ilave ettim. Güzelce karıştırıp tenceremin kapağını kapattım. Ve etlerim yumuşayana kadar, suyunu özleşip çekene kadar yaklaşık bir 25-30 dakika pişirdim. Evet, burada size sonucunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi et sotem harika pişti. Çok müthiş lezzetli bir koku yayıldı mutfağımda. Evet, bu esnada et sotem devam pişerken ben şimdi patlıcan beğendisini hazırlayacağım arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Tavama 1 yemek kaşık tereyağı ilave ediyorum. 1 yemek kaşık tepeleme un. Bunları hafif rengi dönene kadar kavuruyorum. Közlenmiş patlıcanı ben yazın bahçemde közlemiştim bunu. Konserve olarak kavanozlara doldurmuştum arkadaşlar. Şimdi çok pratik oluyor. Kışın kullanması gerçekten hemen elimin altında. Salatasını yapmak için, bu şekilde yemeklerde kullanmak için çok pratik oluyor. Sizler de yazın yaparsanız bu şekilde elinizin altında hazırda közlenmiş patlıcanınız oluyor arkadaşlar.
Evet, bir kavanozda közlenmiş patlıcanı ilave ettim, kavrulmuş unuma. Daha sonrasında bunu da birlikte güzelce kavuruyorum, eziyorum arkadaşlar. Patlıcanlar tamamıyla ezildikten sonra gördüğünüz gibi yaklaşık yarım su bardak süt ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Şöyle orta ateşte pişiriyorum. Orta ateşte sütümüz çekip kıvam alacak. Süt tamamıyla çektikten sonra, kıvam aldıktan sonra yaklaşık bir küçük kase rendelenmiş kaşar peynir ilave ediyorum. Kaşar peynirlerimiz eriyene kadar ocakta tutuyorum. Evet, gördüğünüz gibi beğendiğimizde harika kıvam almaya başladı. Patlıcanlar tamamıyla eridi. Unumuz güzel bir kıvam verdi. Süt de özdeşleşti. Peynirimiz de eridikten sonra gördüğünüz gibi neredeyse muhlama gibi bu şekilde sünmeye başladı. Artık beğendiğimiz hazır. Tabii tuz ile lezzetlendireceğiz. Damak tadına göre lezzetlendirin arkadaşlar. Ben bu şekilde iftar menümü hazırlamıştım. Lokanta usulü mercimek çorbası. Bu mercimek çorbam inanılmaz yapıldı. Mutlaka sizler de deneyin derim arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Yanına tatlı olarak da sütlü Nuriye yaptım bu kez. Ve patlıcan beğendimiz. Evet, bu şekilde ben menümü tamamladım. Umarım sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Şimdi servis için sizlere nasıl sunumu yaptım onu da göstereceğim. Evet, bütün bu tariflerimi arkadaşlar diğer videolarımdan ulaşabilirsiniz. Servis tabağıma yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar beğeniden koyuyorum. Biraz ortasını açıyorum, boşluk yapıyorum, kenarlarına yaydırıyorum beğendiğimizi. Daha sonrasında güzelce pişirmiş olduğumuz et sotemizden bir kepçe döküyorum üzerine. Üzerine de ortasına maydanoz ile süsledikten sonra dilerseniz kızdırılmış yağ dökebilirsiniz. Hem daha bir görsel güzel olacaktır. Hem de lezzetine lezzet katacaksınız. Evet, ben çorbaya yağ yakmıştım. O yağdan da birazcık yemeğimde kullandım arkadaşlar. Evet, harika oldu. Gördüğünüz gibi biraz görüntü almak akşam ışığından kötü olduğu için net bir görüntü alamadım. Gördüğünüz gibi oldukça karanlık çıkıyor buralarda. Biraz net bir görüntü almaya çalıştım. Evet, kıvamını da burada göstereceğim size. Evet, bizler afiyetle yedik arkadaşlar. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.